Merhaba Duygu ve Cefri. Hocam merhaba. Merhaba hocam. Nasılsınız? Bomba gibi. Bugünkü konumuz çok özel. Fular giydim. Konuyla uyumlu giyinmeye çalışıyorum. Hocam yoksa Nuri Bilge mi konuşacağız? Bugünkü konumuz onun atası sayılabilecek Andrei Arsenyevich Tarkovski. Hocam hayatınızın bir döneminde fular taktığınız oldu mu? Şu dönemimde oldu. Kısa sürmesini umuyorum. Tarkovski'ye arkadaşlara ödev verdim. Özellikle 3 filmi tavsiye etmiştim. Solaris, Stalker, Mirror. Ayna. Seyretmedin tabii değil mi? Çaktırmamaya çalışacağım. Program boyunca. Hangisini seyrettin? Stalker'ı izledim. Evet. Jeffrey sadece Stalker'ı izledi. Duygu ise? Stalker ve Mirror. Allah kahretsin. Hocam ama o kadar zordu ki Mirror ve Stalker'ı izlemek. Gücüm kalmadı Solaris'i izlemek için. Hocam Ruslardan bahsedelim biraz. Ben bayılıyorum ya. Aa ciddi mi söylüyorsun? Gerçekten Rusları çok severim. Bütün ülke bipolar. O zaman Rusya'ya git. Bir ara öyle bir şey vardı. Komünistler Moskova diye. Ne düşünüyorsunuz Ruslar hakkında? Ben korkuyorum Ruslardan. Korkulacak tarafları var. Türklere çok benziyor çünkü. Soğuk iklimden olabilir. Gerçi o zaman İsveç ve Danimarka'nın da öyle olması gerekiyor. Ukrayna'ya gittim ben. Rusya'ya gitmedim aslında. Ukrayna nasıldı hocam? Yine Rus gibiydi. Hocam Rus sanatında bir şey yok mu ya? Bak şimdi filmi seyretmemiş ya. Tabii bir şey yapmaya çalışıyor. Edebiyatı, resimleri. Sen şimdi Stalker'ı seyrettin. Evet hocam. Önce Tarkovski'nin kim olduğundan istersen biraz bahsedelim. Buyurun hocam. 32 doğumlu. Sizin için çok tabii yaşlı. Siz bu adamın önemini biliyor musunuz? Hayır hocam. Yani niye biz bugün Tarkovski'den bahsediyoruz? Çok fazla ondan etkilenen oldu ülkemizde o yüzden. Doğru bir noktaya temas etti. Bu bir ara çok moda oldu Türkiye'de. Entelektüelliğin vazgeçilmez göstergelerinden biri bir fular iki Tarkovski sevmektir. Aslında garip şekilde kendi ülkesinde sevilmeyen biri zamanında. Babası şair Arseni Tarkovski ve babasından çok etkilenmiş. Sürekli babasının şiirlerini filmlerinde kullanır. Babası bunları Andrei'yi küçükken terk ediyor. Ve bu olay mahvediyor Andrei'yi. Bütün hayatı boyunca filmlerinde de hep bunun izleri vardı. Annesiyle yaşamak zorunda kalıyor. Bir sürü annesini suçluyor. Babamı elinde tutamadım falan diye. Biraz garip bir arkadaş kendisi. Bu arada tabii 32'de doğduğu için 2. Dünya Savaşı'nın ortasına gençliği geliyor. Babası askere gidiyor falan. Bayağı bir yokluk dönemi ve Sovyet Rusya, komünist dönemi tam dibinden yaşıyor. Siz tabii bunu bilmezsiniz. Rusya kapanıyor devrimden sonra ve dışarıdan bir şey almak falan pek mümkün değil. Demir perde deniyor ya işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra araya duvar çekiyorlar. Berlin'den ötesi başka bir dünya. Mülkiyet yok. Her şey herkesin gibi bir durum var. Ve en büyük sıkıntılardan biri elbise, ayakkabı, tişört, pot pantolon gibi şeyleri alamıyor insanlar. Black market, kara borsadan alabiliyorlar. Bu da çok giyinmek, kuşam meraklı ve çok şık giymeye çalışıyor. Sürekli markalar giyiyor. Bunu pek tutmuyorlar çevrede. Buna hipster diyorlar hatta. Kara borsadan aldığı kıyafetlerle takılıyor falan. Biraz hip bir oğlan. Bir de geçimsiz, çok inatçı ve çok ters. Yani bağırıp çağırıyor. Eğer fikirlerine değer vermezseniz. Şairliğe heves ediyor. Babasını geçemeyeceğini düşünüyor. Sonra ressamlık istiyor falan. Vigik var. Rusya'nın en ünlü okulu. Vigik'e kabul ediliyor bir şekilde. Tabii çok da meraklı ve babası şair olduğu için çok entelektüel bir aile. Rusya'da zaten herkes bizden daha entelektüeldir biliyorsun. Okuma oranları falan çok yüksek. Fakir ama eğitimli bir aileler. Gidiyor Vigik'e kabul ediliyor. Yönetmenlik bölümüne giriyor. Oradaki eğitimlerini yaparken işte bir kısa film çekiyor. Onunla dikkat çekiyor falan. Rusya'da o zaman şöyle bir durum var. Bizim hiç anlayamayacağımız. Mosfilm diye bir stüdyo var. Devlet stüdyosu. Çekilecek filmlere onlar karar veriyor. Yönetmenlerden başvuru ve öneri topluyorlar. O önerilere göre bir takım kurullar var. Sonu gelmeyen bir takım bürokratlar var. Onlar değerlendiriyor. Ve belli filmler çekiliyor. Filmlerin bütün parasını devlet veriyor. Sonra nerede gösterileceğine, kaç kopyayla gösterileceğine de devlet karar veriyor. Yani maaşlı gibisin. Yönetmensin ama bir yandan da Mosfilm'in maaşlı elemanı gibisin. O zaman hep aynı türde filmler çıkıyordur. Hep onaylanan ve... Güzel nokta. Filmlerde tek bir şart var aslında. Sovyet Rusya'yı yüceltmek. Rezalet. Devrimci tarafım canlandı bir an. Tabii Tarkovski ters bir tip. Tanrı inancı da var. Halbuki Tanrı inancı çok sevilen bir şey değil. Bu bir süre bir takım öneriler yapıyor. Kabul edilmiyor falan. Böyle işsiz gibi kalıyor. Sonra birisi bir yönetmen Ivan'ın Çocukluğu diye bir film çekmiş. Fakat film olmamış, patlamış. Stüdyoda kalan parayla bunu tamamlayabilecek birisini arıyor. Hocalarından biri de bunu öğreniyor. Andrei iyidir falan diye. Bundan teklif alıyorlar. Ivan'ın Çocukluğu da çok bilinen tarihi bir öykü aslında. Tarkovski bunu çok değişik bir şekilde sunuyor. Ya ben bunu değişik bir şekilde anlatacağım diyor. Tabii yazıyor, reddediliyor işte şunu şöyle yapma, bunu böyle yapma falan bir şeylere karışıyorlar. Sonunda kabul ediyorlar biraz da herhalde illallah deyip. Zaten para da az. Çek bitir. Hani zaten çok da önemli değil. Bu kendine hemen bir ekip kuruyor. Bir defa eski çekilenleri atıyor. Tekrar sıfırdan başlayacağım diyor. Kısa bir sürede ve kendi ekibiyle bir film çekiyor. Film çok beğeniliyor. Fakat hiç başka diğer filmlere benzemiyor. Konseyi çok beğenmiyor. Bir şey oluyor böyle. Ne yapacağız şimdi? Beğenildi falan. Film Venedik Film Festivali'nde altın aslan oluyor. Hocam İngilizce mi geliştirir?
düşünürsem Fransızlar bana da devreye girer mi? Biliyor musun Tarkovski İngilizce bilmiyor. Düşün, Ken bile olsaydı o zaman ne kadar güzel İngilizce konuşurdu. Hello Josh. Hello. How are you? Not too bad, thank you. Not too bad isn't good. Not too bad is very good. It's an English way of saying I'm fine. Where are you from? I'm from the UK originally. I live not so far from Cambridgeshire, although I'm currently teaching in Russia, in St. Petersburg. Great coincidence. Indeed. Our subject today is Andrei Arsenievich Tarkovsky. We studied him at university a little bit. Really? In Russia, is he still popular? I mean, it's been years for sure. I think but... the older generation are definitely still fans of Tarkovsky. The younger one, not so much. What did you study? My degree was history and Russian. And so as part of the Russian language part, we did a little bit of Tarkovsky. So you've seen the movies? No, and that's the terrible thing. Read about them, I've studied them, but never seen them. Oh, I see. I remember that he was very involved with sort of nature and like general feelings. I also know that he got into trouble with the Soviet state, like any Soviet artist. Yes. How long have you been in Russia? I moved here in November, kind of mid-COVID. I teach with Cambly, first and foremost, and also teach with a local university here as well. Are you happy teaching on Cambly? Yeah, I'm delighted, actually. It's a really good way, especially if you're starting teaching out English, to expose yourself to like a very wide variety of students. And it is quite nice to have students from all different parts of the world, different language backgrounds, for example. It makes the teaching very interesting. You're an Englishman interested in Russian culture. Is there a specific reason? I ask myself that every day. I studied some Russian music at school. It was honestly a country I knew very little about, but I found it fascinating. So I decided to take it further at university, and it was a really nice decision. I am happy that you are happy, but aren't they a little bit scary? The Russians? Yes. Oh, you get used to it. They mean well. They do smile. Don't believe what you hear. It was very good to be with you, Josh. Thank you for your help. See you later. Okay. Bye. Jeffrey, sen Cambly nedir biliyor musun çocuğum? Hocam, Cambly online olarak insanlara İngilizce öğrenme fırsatı sunan bir uygulama. Ana dili İngilizce olan insanların online bağlantılar vasıtasıyla insanlara konuşma pratiği desteği sağladığı bir uygulama. Hocam sadece konuşma pratiği yaparak İngilizce öğrenebilir miyim? Siz bu deneme kodlarını hiç kullandınız mı? Hiç kullanmadım hocam. Tebrik ederim. Sen? Hiç kullanmadım. 100 Flu kodunu kullanarak hemen deneyebilirsin. Bu bir. İki. Bitmedi. Flu TV'ye özel indirimler kazanabilirsin. Hemen denemeni öneriyorum. Hocam gerçekten yarar mı ya? Söylüyorum bak, yarar. Para verdiler diye değil. Bir yıl kullansam film izleyebilir miyim? Günde 30 dakikanı ayırarak bence bir ilerleme kaydedersin. Ne kadar olur onu ben bilemem. O biraz senin kapasitene bağlı. Gireceğiz hocam bu sefer. 100 flu. Bak kimse görmeden bu kodla girin hemen. Kısa süreli galiba hocam. Flu hemen TV. Bitiyor tabii. Belli bir sayıda çünkü. Programımızın sponsoru her zaman olduğu gibi Cambly'di. 100 flu koduyla hemen deneyebilirsiniz ve hatta Flu TV'ye özel indirimlerden de yararlanabilirsiniz. Kesinlikle öneriyorum. Teşekkürler Cambly. Kesinlikle öneriyorum. Tarkovski'ye dönelim. Tarkovski İngilizce öğrenememiş. Neden? Cambly yok. Zaten olsa da Rusya'da olamazdı o zaman. Film Venedik'te ödül alıyor. Dünyada bir şey oluyor böyle. Daha ilk filmiyle işte yeni bir Sovyet yetenek. Tabii o günkü dünyayı bugünkü dünya gibi görmeyin. Bayağı birbirinden ayrı iki dünya var aslında. Yani orası başka bir dünya, bu taraf başka bir dünya. Ve bu taraf biraz fiştekliyor aslında. Değişik bir film çıkmış ya, yeni bir otör mü geliyor falan filan. Buna bir tane diyorlar ki, bir tane o zaman harbi tarihi film verelim. Yine bir Rus tarihinden bir karakter. Andrei Rublev. Bir de arkadaşı var Konçalovski diye. Onunla beraber senaryo yazıyorlar falan. Fakat Tarkovski gerçekten görebileceğiniz en inatçı insanlardan biri. Filmi tamamen o güne kadar denenmemiş bir şekilde yapmayı yolunu seçiyor. Konçalovski ile kavga ediyorlar falan. İşte millet ne yapıyorsun oğlum diyor falan. Oyuncular hani çok iyi bir şey yapıyoruz biliyoruz ama hani ne olacak acaba falan. Film çıkıyor. Hiç beğenmiyor komite ve yasaklıyorlar. Dedim ya, filmlerin gösterip gösterilmeyeceğine komite karar veriyor. Bakıyorlar, öldürme kararı veriyorlar. Filmi rafa koyuyorlar ve yok, film çıkmıyor gösterim. Fakat bu Fransızların kulağına gidiyor. Fransızlar yine her zaman olduğu gibi ya böyle bir film varmış, Cannes Film Festivali'ne soksanıza falan diye geliyorlar. Ruslar hayır, kesinlikle göstermeyiz bile diyorlar. Fakat bu daha da büyük bir meraka yol açıyor. İşte niye gösterilmiyor, niye gösterilmiyor? Tehdit ediyorlar Rusları. Hani başka Sovyet filmi almayız falan filan diye. Yok. Ve film öyle kalıyor. Çok sınırlı sayıda bir gösterime çıkarıyorlar Rusya'da. Sonra da hemen kaldırıyorlar. Ve Tarkovski bir anda parlak bir çıkış yapmışken istenmeyen adam haline geliyor. Sürekli proje öneriyor. Hepsi reddediliyor. Bu deliriyor. Bu arada evlenmiş. İşsiz kalıyor yani bayağı. Tarkovski işsiz. Ertesi sene Fransızlar bu sefer filmi yarışma dışı göstermeyi kabul ettirebiliyorlar Ruslara. Film yarışma dışı gösteriliyor. Orada Fipresk ödülünü kazanıyor. Bu yine işsiz. Aradan 2-3 yıl geçmiş. Fransızlar niye bu kadar ısrar ediyor hocam bu adamın filmlerini göstermeye? Bu çok önemli soru. Sence neden? Sovyet Rusya'yı yıkmaya çalışıyor olabilirler hocam. Aynen öyle. Gerçekten. Yani tam olarak değil de.
Gireceğim oraya. Tarihi şeyler çekmek istiyor. Dostoyevski'yi çekmek istiyor. Rus tarihine bir daha dokundurtmuyorlar. Bu da diyor ki bari Solaris diye bir şey varmış, buna aday olayım diyor. Tam o sırada 2001 Space Odyssey çıkmış batıda. Biraz aslında hep öyle görülür, hani ona cevap gibi. Sanırım herhalde şey diyorlar, Tarkovski diye bir manyak var. Buna verelim, nasıl olsa bilim kurgu, nasıl olsa oradan çok bir şey çıkmaz diyorlar. Bu alıyor ve 72'de Solaris'i yapıyor. Solaris'i keşke görseydiniz, iyi olurdu. Stanislav Lem'in romanı bu. Aslında en kolay filmlerinden biri sayılabilir bazı açılardan ama genel olarak Tarkovski zorluğunu içeriyor. Solaris sonra Amerikalılar da çekti, onu gördünüz mü? Hayır. Remake mi? Bir 10 yıl önce Steven Soderbergh tekrar çekti. Aslında o ikisini birlikte seyretmek yararlı olabilir. Öykü kabaca şu: Solaris gezegenine bir mürettebat yollanmış. Fakat bunlardan tuhaf tuhaf haberler geliyor. Birisini incelemek için oraya gönderiyorlar. Gidiyor ve şunu fark ediyor ki gezegende bir okyanus var ve o okyanusun şöyle bir yeteneği varmış. İnsanların geçmişlerindeki en büyük pişmanlıkları, acıları, travmaları tekrar yaşatıyor. Tabii bunu anlaması 1,5 saat sürüyor. Yani girizgah burası. Bu adam da gidiyor. Bunun karısı intihar etmiş dünyada. Bir gidiyor, karısı orada. Bir süre olayı anlamaya çalışıyor falan. İşte sonra bunun aslında bir illüzyon olduğunu anlıyor. Öldürüyor kadını. Fakat tekrar geliyor. 3 kere öldürüyor kadını. Kadın tekrar geri geliyor. Bu arada bol bol felsefi konuşmalar var. Çünkü bir bilim adamı var orada kalmış. O söylemiyor ne olduğunu. Sonra bakıyorsun ve herkes kendi illüzyonunu kendisi yaşıyor yani. Felsefi, bayağı uzun konuşmaların olduğu bir film. O fena karşılanmıyor dünyada. Kana gidiyor ama büyük ödülü alamıyor yine. Kubrick mesela harika teknikler kullanmıştı. Bu Solaris nasıldı? Benziyor. Teknik açıdan. Benziyor. Benim filmim daha iyi dediği rivayet edilir Solaris'ten. Sanmıyorum. İzlemedim ama. Ama izle, enteresan bir filmdir. Bir de tabii şey, büyük bir savaş var ortada. Doğu blokuyla Batı blok arasında. Kana gidiyor, ödül alamayınca çok sinirleniyor. Bir de öyle huyları var. Nasıl benim filmime ödül vermezsiniz falan deyip bayağı ortalığı birbirine katıyor. Bu arada yine aslında filmde Tanrı'dan çok bahsediliyor. İnanç. Tarkovski yine kendi meselelerini sokuyor filmin içine. Ruslar da kazanmasın diye biraz şey yapıyorlar. Kanda büyük ödülü vermeyin diyorlar diye bir iddiası var. Tarkovski'nin gerçek de olabilir. Alamıyor. Yine Fipreski mi ne alıyor? İşte en iyi yönetmenim alıyor, öyle bir şey. Dönüyor. Aynayı çekiyor. Aynayı seyrettiniz. Evet hocam. Buyurun Duygu, biraz da siz konuşun. Hocam ben bu filmi 3 günde izledim Aynayı. Çok zordu ama sonra okuyunca aslında anladım. Adam anlamamızı beklemiyor. Kendi hayatını, kendi meselelerini bize gösteriyor ve Lynch gibi hissedersin, yoksa bir anlam aramana gerek yok. Öyle hissettim ben. Ama tabii hep bir yandan tanrı sorgulamaları var, bir yandan inanıyor da onun da kafası karışık bence. Sen beğendim demiş. Yorucu hocam filmleri yani. Oğlum sizi çiğ çiğ yiyecekler ya. Hocam Aynadaki ev yanma sahnesi benim sinema tarihindeki en beğendiğim sekanslardan biri. Bak onu dün öğrenmiş. Evet, dün ben de söyledim. Bazı sahneleri, o rüzgarla bütün otların uçuşması, o çit sahnesi falan, ya bunlar harika şeyler ama. Tarkovski entel Feridun gibi biri. Sürekli arkadaşlarıyla kavga ediyor. Sanat! Yani hakikaten sınıf arkadaşlarıyla ve Konçalovski ile kavgaları da öyle. Ya Konçalovski diyor ki buna, ya diyor biraz şu filmlerin temposunu arttır. Yani bunu seyretmez kimse diyor. Anlamaz kimse ve seyretmez diyor. Hayır! Aptal herif! Bayağı aptal herif falan kavga ediyorlar yani. Dövüşecek gibi oluyorlar. Çok ters bir adam. Ve şeye, sanata takmış kafayı. Yani şey diyor, sanat! Öyle yüce bir şeydir ki filmler seyirciye değil de tanrıya yapılmış gibi. Yani bir kareyi bile atmam. Defolun! Hocam diğer yönetmenler nasıl bakıyor Tarkovski'ye? Sevmiyorlar tabii ki. Çünkü kimsenin filmini beğenmiyor. Herkesin filmini acayip laf ediyor. Aptallar, sersemler! Herkese verip veriştiriyor. Bir de şey yok. Aslında hayatıyla ilgili bir kitap okudum işte, 300 sayfalık. Bir nevi otistik olduğu söyleniyor. Sosyal ilişkilerde çok zayıf. Yani ben bir şey söylerim ve karşı taraf bunu ne anlar? Hani empati sıfır. Komisyonlarda mesela arayı bulmak, tamam onu yapmam ama şunu yaparım falan. Bir pazarlık payı yok herifte, tamam mı? Şey, beton gibi. Dolayısıyla kariyeri çok çok zorlu geçiyor ve sevilmiyor. Sette çok sert. Hakaret ediyor, bağırıyor, çağırıyor. Alkol sorunu var. Mesela şöyle bir ilkesi var. Her yönetmen baş oyuncusuyla ilişkiye girmelidir, yoksa film iyi çekilemez. Ha evet, o ne ya? Bu ne demek hocam? Bana ne soruyorsun? Bana Tarkovski'ye mi sorayım hocam? Ama herif Tarkovski, bir bildiği olmalı yani. Aslında biraz haklı olabilir. Size katılmıyorum. Hayır, şeyi diyor. Yani ben onunla mutlaka bir şeyler paylaşmalıyım falan diyor. Şimdi bu iki tarafı da çekilebilecek bir şey. Yani bir yararı oluyordur. Mesela Solaris'teki kız 20 yaşında o kız. Solaris'in baş kahramanı 20 yaşında bir kız. Ve bir yönetmen arkadaşının kızı. Bu arada da evli. Onunla ilişkiye giriyor. Gördüğünüz gibi fular üstümde durmuyor. Hocam ne tarz müzik dinliyor Tarkovski? Sence ne dinliyordur? Klasik mi dinliyor? Beethoven. 7. Senfoninin 2. bölümüne hayranmış. Filmlerinde de kullanıyor. Klasik müziği çok. Yani zaten şey, müzik klasik olabilir. Defolun! Yönetmen arkadaşının genç kızıyla ilişkiye giriyor. Kızla seninle evleneceğim diyor. Karısına gidiyor. Karısı
O da garip bir kadın zaten. Yaparsan bir daha çocuğunu göremezsin diyor. Öyle olunca kös kös gidiyor yine kıza, ben aslında evlenemeyeceğim diyor falan. Yani rezalet yani. Her türlü kepazeli. Çok kötü bir hayatı var. Bir sürü arkadaş şey diyor yani. Kesinlikle bir dahiydi ama çekilir tarafı yoktu diyor. Maalesef bu berbat adamın büyük bir yeteneği var. Onu anlamış olmanızı beklerim. Bu kadar ağır tempoda böyle bir ritim tutabilmek, bu çok büyük bir yetenek tabii ki. Kesmemeye çalışır. Rusya'da iki ekol var ya, bir Eisenstein ekolü. Keselim, bol bol keselim ve çağrışım yapalım. Yani iki planı bir araya getirelim. Devrimi anlatalım, işte kahramanlığı anlatalım. Bol bol keselim ekolü. Ki dünya da aslında bunu yapıyor. Bunlar Tarkovski ve içinde olduğu grup, ki buna Bresson ve Ozu falan da katılabilir. Biz kesmeyeceğiz diyorlar. Ama aslında tabii şöyle bir şey var. Şunu diyorlar. Sinema o uzamın içinde gerçekleşen bir eylemdir. Biz de onun içinde zamanı kontrol ederken kestiğimizde büyük bir şok oluyor. Kestiğin zaman aslında gerçekten bir yalanlık giriyor ya. Kesiyorsun, işte başka bir şey gösteriyorsun. Sanki o ona bakmış gibi oluyor. Biz bunu yapmayacağız. Tamamen bunu mekan içinde kameraya hareket ettirerek veya işte oyuncuları ona göre yönlendirerek yapacağız. Bunun diyorum. Aynısını Kurgu Günlüğü'nde Nuri Bilge Ceylan da yazmış. Planları kesmiyorum diyor, insanların empati kurmasını bekliyorum diyor o sahne. Tamamen yanlış olmakla birlikte enteresan bir fikir. Aynadaki mizansenlerin size çok güzel gelmesinin nedenlerinden biri de o aslında. Orada yataktan kalkıyor, aynaya kayıyor, aynadan dönüyor, dışarı gidiyor. Orada iki tane tip duruyor, işte arkada yangın. Yani gerçek zamanda yapılması çok zor bir takım mizansenleri hep oyuncular belli noktalara gelirken kamerada belli yerlere giderek yapma hadisesinin master'ı. Birileri sürekli şiir okuyor hocam Mirror'da. Babası, ne bu? Babasının şiirleri onlar. Zaten okuyan da babası. Ha, seslendiren de babası. Hocam teknik tarafı nasıl Tarkovski'nin? Müthiş tabii ki. Çok uğraşıyor, çok biliyor. Ama takmış kafayı sanata işte. Ne yapacaksın abi? Ben sevmiyorum. Aha. Düşmanım. Daha önce de söylemiştim. Neden hocam? Bize bunlarla gelin ya. Evet. Ayna Rusya'yı ikiye bölüyor. Çok beğenenler, iki hiç beğenmeyenler, nefret edenler. Aynı şekilde partiyi de ikiye bölüyor. Ve şey diyorlar, yine yurt dışında gösterilmesini yasaklıyorlar. İşte Kan yine yalvarıyor falan, bunu gösterelim falan. Yok diyorlar, vermiyorlar filmi. Bu iyice umutsuzluğa düşüyor. Çünkü Ayna otobiyografik bir film. Kendi hayatını anlatıyor. İşte o bahsettiğim babasının gitmesi, annesinin sonra bunlara bakması falan. Fakat ilginç bir şey yapmış fark ettiyseniz. Non-lineer anlatımı kullanmış. Yani o zaman için çok yenilikçi bir şey. 75. Zaman sürekli kayıyor. Bir ileri gidiyorsun, bir geri gidiyorsun. Bazen onlar kendileri iç içe geçiyorlar. Ve tam bir öykü de yok gibi. Yani bir sürü insan hiçbir şey anlamıyor. Bir sürü insan da ağladık falan diye buna mektuplar yazıyorlar. Bunu da şeye benzetiyorlar hatta. Biz de küçüklüğümüzü düşündüğümüzde tam hatırlayamayız ya. Her şeyi sahne sahne. Bunun meşhur bir kitabı vardır. Mühürlenmiş Zaman diye Türkçe çevrildi. Sculpturing Time, aslında zamanla heykel yapmak gibi bir şey. Orada anlatır uzun uzun kendisine gelen mektupları. İşte kimisi küfrediyor, kimisi tamamen çocukluğumu hissettim Bay Tarkovski size. Siz hissettiniz mi? Siz ne hissettiniz gerçekten? Ben dün gece tekrar seyrettim. İlk seyrettiğimde sinema okulundayken hiçbir şey anlamamıştım. Ama güzel bir şey galiba bu. Yangın falan hani. Kamera gidiyor geliyor. Mesela ilk sahnesi tamamen Nuri Bilge Ceylan farkındaysanız. Meşhur o kadın çitin üzerinde oturur ya. Aynadan sonra bu artık iyice bunalıyor. Ama yine arada bir science fiction, bir bilim kurgu filmini yine buna veriyorlar. Boşver sen bilim kurgu filmi yap diye. Stalker sizin seyrettiğiniz. Bence en iyi filmi Stalker aslında. Basitti. Mirror'a göre çok çok daha basit. Bu bir öyküden uyarlama zaten. Uzaylılar dünyaya gelmiş. Belli bir bölgeyi ele geçirmişler. Ve o bölgeye sonra girmek yasaklanmış. Fakat o bölgeye herkes girmek görmek istiyor. Orada tuhaf tuhaf şeyler olduğu söyleniyor. Devlet tarafından yasak konmuş, çevresi kapatılmış ama insanları kaçak göçek oraya götüren tipler türemiş. Bunlara da stalker veya Türkçe'de iş sürücü deniyor. İşte o gördüğünüz kel kafalı adam bir stalker. Bir bilim adamını, bir de yazar. Yazarı oraya sokmak için anlaşıyorlar ve başlarından geçen macerular. Burası çok önemli ama bir bilim adamı ve bir yazar, birbirinin tam zıttı iki karakter. Zaten sürekli onların çatışmasını tabii izliyoruz yol boyunca. Orada kim bilir ne sembolizmler vardır. Yani büyük ihtimalle tabii doğanın temsilcisi, stalker emekçileri temsil ediyor büyük ihtimalle işte. O bitmez. Bir yandan da dincileri temsil ediyor ama stalker. Adam niye Billy şey atıyordu ya? Demir atıyordu ya. Demir atma derken neyi kastediyorsunuz? Ya beze bağlayıp atıyor, sonra o yöne gidiyor ya. Ha, o yok, o şeydi ya. Orası büyük ihtimalle irrasyonalitenin geçtiği bir yer. Yani dünyanın kuralları çalışmıyor burada diyor ya. Yani bir yere gitmek istiyorsan doğrudan gittiğin yön çalışmıyor. Onun için ona atıp şans yoluyla başka bir yol bulmaya çalışıyor. Zaten değil mi? Öyle, dikkat edersen atıyor. Bütün mekan sular altındaydı. Sürekli bir su sesi geliyor, şıp 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 basıyorlar ıslak. O da bilinçaltını temsil eder. Yani aslında öyle bir yer yok. Hikayenin şurası güzel. Orada bir oda varmış efendim.
hem o odaya girince dilekler gerçek oluyormuş. Aslında masal formatı. Bunlar bu odaya kadar giderken çeşitli maceralar yaşıyorlar. Arada işte yine Arseni Tarkovski'nin şiirleri giriyor. Bir takım kavgalar ediyorlar falan filan. En sonunda odanın kapısına geldiklerinde spoiler vereceğiz ama artık vermekte herhalde sakınca yoktur. 1979 muydu? 79. Bir tanesi patlatacakmış orayı. Bombayı kurmaya çalışıyor işte, öbürleri kurdurmuyor falan. Neyse, sonuçta giremiyorlar ve kös kös geri dönüyorlar. Öykü kabaca bu. Stalker eve dönüyor ve İsyan etmeye başlıyor ya. İnanmıyorlar, inançsızlar, narsistler, kendilerini düşünüyorlar diye. Aptal herifler diyor. O orada çırpınırken kızı da aslında önemli bir metafor aslında. Yürüyemeyen bir kız birden oturduğu yerde nesneleri hareket ettirmeye başlıyor. Ve o inançsızlar diye çırpınırken odasında kendi kızı yan odada... Elekinetik olarak nesneleri hareket ettirmeye başlıyor. Evet. Yani herifin dileği gerçek olmuş gibi yorumlanıyordu senin şeyde. Evet. Yani stalker odaya girmedi ama... Girdi mi? Girmedi. Duaları kabul olmuş. Kabul eyle ya Rabbi demiş olmuş. O dün attığım yazıda şey diyordu ya, inançsızlar diye ağlıyor ama kendi kızı aslında tam istediği tipte bir kız. İnancıyla hareket ettiriyor falan. Yani aslında eğer doğru okuduysak şuna geliyor. Bilim adamı zaten bilimi temsil ediyor. Yazar sanatı temsil ediyor. O ikisi cesaretsizliklerinden giremezken oradaki proletarya, yani çalışan, esas emekçi olan kişinin dileği kabul oluyor gibi bir okuma mümkün. Ama Tarkovski'nin filmleri hiçbir zaman açıklanmıyor. Ama bu filmde çok daha ilginç bir şey oluyor. Biraz da bahtsız bir arkadaşımız kendisi. Filmi çekiyorlar baştan sona. Bu arada büyük kavgalar çıkıyor. Alkol sorunları yaşıyorlar. Tarkovski sürekli içiyor. Kameramanına içkicilikle suçluyor falan. Boğaz boğaza geliyorlar. Bir de bakıyorlar ki laboratuvardan çıktığında bütün filmler nanay. Filmlerde bayatmış. Nos stüdyoları bayat film aldı deniyor. Bilmiyorum ne kadar doğru. Ya da buna komplo mu yaptılar hani, olmasın diye. Fakat Andrei tabii vazgeçmiyor. Yeniden çekiyor bütün film. Tekrar baştan. Aylar sürüyor falan. Ve bu aslında Rusya'da çektiği son film. Ve maalesef o çektiği yerler toksikmiş. Eski bir fabrika, yıkıntılar falan var ya, onların hepsi zehirli mekanlarmış. Sonradan çok acı bir olay oluyor. Ona sonra geliriz. Bu diyor ki artık ben yapamayacağım. Film bu arada beğeniliyor yine ama yine en büyük ödülü alamıyor falan. Diyor ki ben gideyim artık en iyisi. Yani Rusya'da sevilmiyorum. Aslında seviyor ülkesini. Hiçbir zaman da aleyhte konuşmuyor mesela. Hep gazeteciler soruyorlar. Kötü şeyler söylesin diye söylemiyor ama kendi ülkesinde de film yaptırılmıyor ve şey, çok az film yapabildim diyor. İtalya'ya bunu çağırıyorlar o arada. Gel burada film çek diye. Bu arada dünyadaki ünü iyice artmış. İtalya'ya gidiyor. Nostalji'yi çekiyor. Ve bu sefer kendisi Cannes Film Festivali'ne geliyor. Bütün amacı Cannes'ı kazanmak bu arada, onu söyleyeyim. Hayatındaki en büyük hedeflerden biri o. Çünkü parasız. Ve şey diyor ya, nasıl olur? Benim gibi büyük bir yönetmen nasıl parasız olur falan, sürekli şey yapıyor. Gerçekten de dünyada korkunç ünlü fakat Rusya'da şey, korkunç parasızlık içinde, yani kıt kanaat geçiren bir adam. İtalya'ya gidiyoruz. Nostaljiyi çekiyor. Tabii İtalya'da da bir şok yaşıyor. Birdenbire komünist bloktan öbür tarafa geçince. Cannes'a bu sefer kendisi gidiyor çok heyecanlı. Onun da videosu var, YouTube'da koyalım. Fakat o yıl maalesef ters bir şey oluyor. Fransızların çok önemli yönetmeni Robert Bresson, ben de katılacağım festivale diyor. O güne kadar hiç katılmamış ve Fransızların çok saygı duyduğu, yani bayağı master yönetmen. Bu çıldırıyor işte, bana inatçı yapıyorlar falan. Robert Bresson basın toplantısı yapıyor. Cannes'da basın toplantısı yapılır ya filmden önce. İşte buraya tabii ödülü kazanmaya geldim diyor. Bu çıkıyor ertesi gün. Robert Bresson'u duydum ama savaşacağım diyor. Bir buz kesiyor ortalık falan. Ulan ne savaşacaksın işte yani. Birisi alacak bu ödülü. Ne yapıyorsun sen ya falan diyorlar. Yani delirdim mi? Hayır, bu ödül benim hakkım. Aptal herifler. Ertesi gün bir açıklanıyor. Japon bir yönetmen kazanıyor. Büyük ihtimalle aslında bu Bresson Tarkovski arasında seçim yapmamak için başka birisine verdiklerini düşünüyorum ama her şey olabilir. Çıldırıyor bu yine işte, bana oyun yaptılar işte, Ruslar yaptırmaya etmiyor. Çıldırıyor. Başka bir film geliştirmeye başlıyor. Ingmar Bergman'la iletişime geçiyor. İşte bir takım prodüktörler buna geliyorlar falan. Çünkü sonuçta dünya çapında bilinen bir yönetmen ama parasız yine her zamanki gibi. Bergman yaşlı o zamanlar değil mi? Tabii Bergman ya? Sinemayı bırakmış. Bergman buna adasına ödünç veriyor. Çok, ben de istiyorum. Orada son filmi Kurban, Sacrifice adında, yine 2 saatlik bizi bizden alan bir film çekiyor. Ve fakat bu filmi yaparken kanser olduğunu öğreniyor. Bu arada daha önce Rusya'dan ayrılırken baş oyuncusu vardır bunun, bütün filmlerinde oynar. Solitsin, Çitin Üstündeki Kadınla flört eden, sonra Stalker'da da yazar olan. O kanser oluyor. Tarkovski evine çok yakın olmasına rağmen bir yıl boyunca sadece bir kere gidiyor. Ne haber ya, iyi misin falan deyip sonra bir daha ilgilenmediği söyleniyor. Neyse, o ölüyor. Bu Bergman'la o filmi yaparken akciğer kanseri olduğunu öğreniyor. Bu arada ben ölüme inanmam, ölüm diye bir şey yoktur falan diyen birisi aslında. Yani her şey şiir ya bunun için. Kurtulurum falan zannederken maalesef çok kısa bir sürede, yani 86'nın Aralık ayında 29 Aralık
Aralık galiba. Hastanede ölüyor. Kurbanı bitiriyor değil mi? Kurbanı bitiriyor ama hiçbir zaman kanda büyük ödülü kazanamadan aramızdan ayrılmış oluyor. Vay be. Beşinci boyut gibi hikaye çok. Çok acıklı bir hikaye tabii. Onu hırs mı bitiriyor yoksa? O ekipteki dört ana unsur ölüyor. İşte Solitz'in o baş oyuncusu, kameraman, kendisi ve sonra da hemen kendisinden sonra da karısı aynı kanser türünden ölüyorlar. Akciğer kanseri. Büyük ihtimalle orada bir şey varmış ve yani öyle düşünülüyor. Bir takım şey iddiaları da çıkıyor. Ruslar zehirledi falan diyorlar ama büyük ihtimalle yok öyle bir şey. Ve maalesef 1986'da ölüyor. Fakat nedense 90'lardan itibaren Türkiye'de büyük çıkışına başlıyor. Nedense. Türkiye'de sinema denince akla gelen adam. Yani aslında çok acıklı bir hikaye. Hayatını okuyunca üzülüyorsun. Bu arada Rusya'yı çok seviyor. Yani tam bir Rus aslında ve gitmek de istemiyor. Yurt dışına kaçmak istemiyor ama kendi ülkesinde kimse sahiplenmiyor. Yani ne ya parti sahiplenir. Onları mutlu edecek filmler çekseydi o zaman. Kesinlikle vardı. Diyor seyirciyi memnun etmem. Hatta en iyi arkadaşı o Konchalovsky ile çok büyük kavgalar ediyorlar işte dedim ya hani. Ha beni kıskanıyorsun diyor. Yani buna en ufak bir eleştiri yaptığın zaman beni kıskanıyorsun aptal herif falan. Ve her şeyin sebebi dedi işi uzmu yani. Biraz öyle galiba. Acı nasıl bir hayat. Nedense bu adam Türkiye'de çok sevilir. Bunun nedenine size Mustafa Proşova cevap verecek. Kralım merhaba. Hocam konumuz Tarkovski. Andrei Arsenievich Tarkovski. Ya bu saatte Tarkovski'ye sorulur. Basit bir şekilde dolduramıyorsun. Hocam bir şey soracağım. Tarkovski Rusya'da çok sevilmiyordu fakat Türkiye'de çok seviliyor. Niye öyle? Ya Rusya'da çok sevilmiyor değil. Yani biraz ters adam olduğu için. Oradaki hükümette çok fazla yalaka yapmadığı için politik konular çok fazla işletmiyordu. Oradaki yalakalık yapmıyordu. Zor buluyordu parayı. Dolayısıyla 8-7-8 tane film çekti o kadar. Ha, Türkiye'de neden seviliyor ve başka ülkelerde neden seviliyor? O dönem Tarkovski ile beraber birkaç kişi daha yani ana akıntının tersine gitmiş. Ne bileyim işte Buñuel, Bergman vesaire Pasolini mesela İtalya'da. Ama bunlar spesifik tipler yani bunlar autor kişiler. Türkiye'de neden seviliyor bilmiyorum. Şimdi sevilmemesi dert değil. Dert şudur abi. Türkiye'de Tarkovski filmleri seyrederler. Ben Tarkovski gibi film çekeceğim diye diyenler var. Problem orada. Yani ben çok fazla hayran değilim adam. Yani çünkü saygı duyuyorum çünkü 3-4 tane güzel film var yani gerçekten. Sen neyle büyüdün abi? Hangi filmlerle büyüdün? Ayhan Eşik, bilmem ne, Turist Ömer, ne okudun? Cüneyt Arkın. Ama mesela Rusya'da batılı kitaplar yasak. Dolayısıyla adam neyle besledi? İşte Tolstoy, Çekov, Gogol gibi romanlar, tamam mı? Romanlarla. Ya da işte Science Fiction, Stanislav Lem. Çünkü Türkiye'de abi Kababam Sınıfı seyreden, Kemal Sunal'ı seyreden, bilmem ne şeyden seyreden Tarkovski gibi bir film çekeceğim. Sen Buñuel gibi bir film çeker misin? Buñuel gibi bir film çeker misin? Çekmem. Andaluzya'dan 1925'te Andaluzya'dan hayvan gibi enerji doldu bir abaza gelmiş Paris'e. Paris'te kimle takılıyor? Salvador Dali ile, Louis Aragon, André Breton, Paul Elliard gibi tiplerle bir Picasso. Hepsi kaçık tipler anlatabiliyor. Hepsi böyle başka. Çünkü sen nereden bulacaksın ya? Böyle bir çevre ve böyle bir mindset nereden bulacaksın? Bulamazsın. Evet, o yüzden Tarkovski olamıyorum. O dönemdeki yaşam daha sakin. Ve benim mesela doğduğum zaman toplam bünyesi, dünyanın bünyesi ne kadardı? 3 milyar bile yoktu. Şu an 8 milyar, üstüne geziyor millet. Yaşam hızlandı ama nasıl hızlandı? Şimdi bu milletin elinde telefonları al, yarısı intihar eder. Yani ne yapacağını bilmiyor. Yani bugünkü dizileri seyret, abi 50 dakika dizisi 10 dakika telefonlarla konuşuyor. Dolayısıyla başka bir dönem, başka rafaka, başka ülke ya. Anlatabiliyor muyum? Pasolini gibi filmleri yapamazsın. Ha şöyle, sevmemek dediğim gibi dert değil. Seversen de sevmezsin, bir şeyler bulursun ama yapamıyorsun, taklit edemiyorsun, problem o. Ben açıkçası, bana sorma, çok çok şey değil. Ben canlı olarak, adam hayattayken, rahmetli. Tek şunu yetiştim. Kurban. Sacrifice. Kurban da çok bayılmadım açıkçası yani. Hepsi var ama birazcık şey olmuş yani. Bunu takılan ve bunun peşine düşen mitler salaktır demeyeceğim ama illüzyon yaşıyorlar yani. Bir böyle bir... Tarkovski. Tarkovski taklayacağım bilmem bir şey yapacağım. Benim görüşüm bu. Bizim Jeffrey burada Stalker'ı seyretmiş hiçbir şey anlamamış. Ona bir söyleyeceğim bir şey var mı? Stalker'la ilgili anlayacak bir şey yok abi. Onu seyredeceğim ve sanatın titreşimi anlayacak. Zaten tabii sen okumalısın ya. Bir şey oku ya. Roman oku ondan sonra konuş ya. Kurban filminde niye bu kadar her şeyi uzatıyorlar? Konu mevzu onu da anlamadım. Mesela Solaris filmi kötü aktarmış. Romandan çok kötü uyarlaması. Yani Rusların şöyle bir söyleyeyim. Science fiction filmler çok kötü uyarlıyorlar. Soderbergh'in çektiği versiyonu seyrettin mi? O da tırt ya. Tırt olmuş ya. Daha da tırt. Hiç sevmedim onu. Ya şöyle söyleyeyim.
söyleyeyim yani Sovyetlerin 2. Dünya Savaşı ile ilgili herhangi bir film oturuyor. Çünkü canlı canlı yaşamışlar bunu. Anlatabiliyor muyum? Yani işte romantik filmler, aşk komedileri falan oluyor. Bu şey olmuyor abi. Science fiction iyi uygulamıyorlar. Jeff'i anlamadıysa ben de çok fazla anlamadım yani. Çok eskiden seyrettim Stalker. Oldu yani ne bileyim 15-20 yıl oldu. Yani konuyu bile hatırlamıyorum. Yani şartları görsel olarak hatırlıyorum. Görsel olarak şöyle bir gücü var yani onu da söyleyeyim yani bir savunalım birazcık. Şimdi biz film yaparken sinema zamanlaması ile ve sinema mekanlarla yani cinematic space kuruyoruz ya anlatabiliyor muyum? Kamera açılarla, kurgularla falan filan. Şimdi belki yoksulluktan dolayı, belki de kendi fikirden de, kendi ritimden dolayı Tarkovski uzun planları çekiyor. Daha önceden onu bunu konuştuk. Uzun plan kurunca gerçek zamanı akmaya başlıyor. Gerçek zamanı sizin bir gerçeğe çekiyor. Fakat atıyorum Stalker'daki mekanlar çok sildirilmiş mekanlar. Yani gerçek dışı bir şeyler. Şimdi bu zıtlık esas olarak enteresan oluyor. Karakterler gerçek gibi ama mekanlar bayağı sildirilmiş. Yani gerçek dışı. Yani oradaki Tarkovski'nin şöyle bir şey var. Yani kendisi birazcık ressam olduğu için bir şeyler yakalamış, bir magic yakalamış. Onun üstüne gidiyor. Zaten o yüzden onun filmlerinden genellikle şey hatırlıyorum. Yani görseli hatırlamıyorum. Evet. Konuları pek hatırlamıyorum. Tavsiyem şu. Çocuklar taklit etmeye çalışmayın. Taklit etmeye çalışmayın çünkü içinizde ozu ne varsa onu autoromak istiyorsanız onu içeriden çıkartmaya çalışın. Ne yazık ki dediğim gibi yani bugünkü çocuklar genellikle şey yaşıyorlar abi cep telefonuyla yaşıyor ve onların söyleyeceği konuşudur abi. Evet aldım canım geliyorum falan filan. Yani telefonu olmayınca olmuyor. Bir başka bir konu bul abi çok bayat konular bunlar abi. Ya ne yapalım işte biz de böyle bir dümen tutturduk abi. Hadi bay bay. Çok güzel anlattı ya. Evet. Neden Fransızlar bunu ittirmeye çalışıyor? Aslında şöyle bir şey var. Fransızlar Mustafa'nın da bahsettiği otör teorisine inanıyorlar ya. Yani filmin bir yaratıcısı vardır. Feridun abi gibi. Sovyetler o dönem tamamen kolektivist. Birey çok önemli değil. Beraber bir şey yapmak, devrim, işte emekçiler falan. Halbuki Batı tam tersini arıyor ve aslında Tarkovski'yi buluyorlar bunlar. Geçen David Lynch için de aynı şey demiştim ya. Yani sanmayın ki dünyada bu işler o kadar da boş bırakılıyor. Şey bir şekilde onlar da kendilerine yakın adamları ünlü etmeye çalışıyorlar. Bir de Fransızlar bunu çok sever. David Lynch de Fransızlar. Müthiş. Monsieur Tarkovski. David Lynch de Fransızlar puşlamıştı biraz evet. Fransızların oyunu. Kanmayın bunlara. Hocam sizin şahsi fikrinizi merak ediyoruz. Ben de haz etmiyorum. Neden hocam? Çok başarılı aslında çok dediği doğru. Bir ben şiir sevmem zaten. Şiirden nefret ederim. Yani o babası şiirleri okumaya başladığı anda şey oluyorum. Belki de gerçekten Mustafa'nın dediği doğru. Rus olmak lazım yani. Çok Rus bir şey anlatılıyor orada. Hocam Rus edebiyatını çok seviyorum ama Tarkovski izlerken çok yoruluyorum. Bana ne önerirsin? Rus edebiyatını okurken de yoruluyorsundur. Çok çok keyifli okuyorum. Dostoyevski de garip bir herif biliyorsun. Dostoyevski Tarkovski'den 10 kat daha deli ya. Ama okumak keyifli işte. Bazı şeyler hani kitap üstünde daha güzel. Nuri Bilge için de ben aynı şeyi söylüyorum. Kitap yaz. Çünkü okumakta ritmi sen kontrol ediyorsun ya. Yani istediğin kadar okuyabilirsin. Öbürü öyle değil. Bir kere play'e bastı mı? Ama kitaplarda güzel ve keyifli şeyler bunlar. Bence. Öyle diyelim. Sayın Tarkovski. Bugün yaşasa ne yapardı merak ediyorum ama. Ya korkunç bir inat var çünkü. TikTok çekerdi hocam Tarkovski bugün. Bilgide hocayken de bir sürü öğrencimde bu Tarkovski kompleksi vardı ve kesinlikle kesmem. Filmimin yavaş olmasını istiyorum. Özentilik gibi geliyor bana işte. Bu sonra İtalya'ya gittiğinde mesela bir röportaj yapılıyor. Avrupalılar tabii şeyi anlayamıyor. Siz o filmleri nasıl çektiniz diyorlar. Yani normalde batıda olsa da çekemeyecek belki. O da sistemi anlatıyor. Mosfilm diye bir şey var. Bize parayı verirler. Hani filmin para kazanması önemli değil. Yani şöyle bir tekil bir durum var. Adamın filmleri ancak orada yapılabilecek filmler. Yani batı bakıp beğeniyor ama hani batıda olsa Tarkovski, adı Tarkovski değil de Jannington Pennington olsa yine çektirmeyecekler. O aslında Sovyetlerin sunduğu imkanları kullanarak garip garip filmler yapıyor ama onlarla batıda meşhur oluyor. Öyle tuhaf bir konflikti var. İyi sinemacı, çok iyi sinemacı. Ses kullanımı, kamera kullanımı, lens, kamera hareketleri, uzayı kavrayışı, mizansenleri falan çok şiirsel hakikaten ama çekilecek kalır değil. Özellikle de 2021 yılında tabii artık izlenecek gibi değil. Tarkovski izlerken yorulmam beni kötü bir insan mı yapar hocam? Kötü bir insan. Aptal mı olurum hocam Tarkovski izlemezsem? Bunu ben de düşünüyorum. Gençken daha heyecanla izliyorduk tabii. Şimdi ben yaşlandım. Benim vaktim az. Hocam ben buraya işe başlamadan önce çok daha keyifli izliyordum böyle şeyleri ama başladığımdan beri aslında bu kadar da ciddiye almamak gerektiğini fark ettim. Ya adam 1932'de doğmuş, 1986'da ölmüş. Sizinle hiç ilgisi yok. Siz adamla hiç aynı yerde bulunmamışsınız.
zaten. Aranızda bayağı bir vakit de var üstelik. Tarkovski samimi mi? İnatçılığında samimi büyük ihtimalle. Ama çok hırslı ya. Çok yani kana oynayan bir adam. Ne enteresan bir şey bu ya. Ne olacak kanı kazansan ya? Ya kim hatırlıyor abi o Bresson Wu mu demişler de Japon kazanmış falan. Ne olacak yani? Ölüp gideceksin işte. Çok takılmamak lazım. Hoca namaza başlayacağının işaretini verdi. Hırsla bayağı kendini yakmış biri aslında. Bir de şey çok ironik. Babası bunları genç yaşta terk ediyor diye çok kırgın. Kendisi Irma diye bir kadınla evleniyor ilk filminden önce. Sonra aynen çocuğuyla bırakıyor kadını. Başka bir kadınla evleniyor. Sonra o kadın da defalarca aldatıyor falan. Yani ne şeyi çözebiliyor aslında. Baba sendromunu çözebiliyor. Ne de filmlerde tam istediği başarıyı yakalıyor. Ama şeye inancı çok yüksek. Ben dünyanın en iyi yönetmeniyim de. Hocam Kubrick'le Tarkovski'yi ayıran en önemli şey ne? Kubrick daha uyanık. Kubrick de bir deli ama şeyi biliyor en azından. Seyirciye oynuyor. Bu tamamen kime sanat. Kime çekiyor ya bu filmleri? Sanat. Ya yüksek sanata çok inanmış birisi. Tanrı inancı da var ya. Tanrısal bir şey. Ben Mesih'im diyor. Aa. Yani dünyayı değiştirmek istiyorum diyor. Ha, psikoz onu... ya bitmiş evet. Değil mi? Şimdi sevdim Tarkoz. Yani filmleri de öyledir ya zaten. Mesih gibidir böyle. Sanat dünyayı değiştirecek ve kurtaracak diyor. Böyle bir şeye inanmış. Orada biraz lüstral verseler mesela. Hollywood'dan nefret ediyor falan. Bu filmler beş para etmez. Aptal herifler yine mi Kurtlar Vadisi izliyor? Hocam Mission Impossible mı Stalker mı? Ya hayatta bir kere Stalker'ı görmek gerekebilir. İlginç bir deneyimdir yani. Başka yok böyle filmler çünkü. Yani taklitleri çok kötü oluyor biliyorsunuz. Ya mesela Bergman daha önce aynı kafada diyebiliriz filmlerini. Tabii Bergman çok daha iyi yapıyor ama bu işi bence. Öyle yani. Mi diyorsun? Evet kesinlikle. Bergman'ı seviyor zaten. Sever tabii. Ama mesela Bresson'u da seviyor sonra kendisine rakip olunca çok kötü. Hocam Türkiye'den Tarkovski çıkmış mı? Çıkmış. Tamam. Süper. Görüşmek üzere. Çok benziyorlar ya. Çok benziyorlar. Çok benziyorlar. Huysuzlukları da benziyor. Evet bugün bıyık takamadığım için hepinizden özür diliyorum. Ekibim bıyık bulamadı ama bir de şöyle herif. Müslüman gerginliği var. O... Aptal herifler. Sanat. Şeyi beğenmiş mi o Space Odyssey'yi? Bir yerde çok kötü bulduğunu okumuştum ama bir daha doğrulayamadım bunu. Bu kadar güçlü egolu bir adamın ufak bir ödül için bütün hayatına eba etmesi de çok ilginç aslında. Ufak dediğin kanda gram. Tamam da sizin dediğiniz gibi what's the point öldükten sonra. Hak ettiği şeyi alamamak aslında adamın dramı bu. Yani... Baba sevgisi görmemiş. Babası birdenbire bunları bırakmış gitmiş. Babasına çok hayran. Ben onun kadar şair olsaydım sinema yapmazdım diyor. Makus talihi yine aynı şey. Çok iyi bir yönetmen. Dünyada hayran herkes ama bir türlü istediği şeyleri yapamıyor. Ve 54 yaşında öldü. Çok kısa yani. Tamam sonuç olarak Tarkovski iyidir ama çok da... Hadi bakalım. Ya kaç sene olmuş be abi. Tık önümüze bakalım arkadaşlar. YouTube var. Mesela Tarkovski YouTube'a girse ne yapardı acaba? YouTube'u görse ne yapardı oğlum? Mahvolurdu. Sinirlenirdi ya. Aptal herif. Belki de YouTube yapardı. Ya o günün dünyasını anlamak şundan da zor. Film yapmak inanılmaz elit bir tayfanın işi o zaman. Yani öyle ben çıkayım film yapayım falan yok. Merkezler yapabiliyor. Yani kamera bulmak, film bulmak, yıkamak, etmek falan filan. Bugünkü gibi değil. Dağıtım sonra çok limitli. Mosfilm izin vermezse Rusya'da filmini gösteremiyorsun. Bitti yani. Bu adam da sonuçta televizyona yapmadığı için bunları. Konu dışı bir soru. Siz nerenin sinemasını seviyorsunuz? Fransız sineması mı mesela sizin için? Ben Amerikan sinemasını severim. Siz eğlenmek istiyorsunuz galiba. Şunu tartışmak lazım. Dünyayı bir film değiştirebilir mi? Hayır. Görüşmek üzere. Hayır. Değiştiremez. Yani o zamanın demin onu demek istiyordum yani Tarkovski ve onun gibiler filmin bir sanat eseri olduğuna inanıyor. Şimdi gerçekten olmuştur öyle bir dönem belki. Kanda alkışlanıyorsun falan işte herkes şey yapıyor ama şimdi artık öyle bir şey kalmadı. Film dediğin medium o gücü yok o zamanki etkisi yok. Bütün dünya konuşuyormuş. 2001 çekiliyor millet kuyruklara giriyor ağlıyorlar herifler. Kompozisyon yarışmaları düzenleniyor bu film ne anlatıyor diye. O dönemde yönetmen olmak ister miydiniz hocam? O dönemde olmak çok iyiymiş ama çok zormuş. Halbuki şimdi sadece bir YouTube kanalında bile... Kan. Benim eski asistanım Nazım Yılmaz çok almak isterdi. Ben de istiyordum. Ha öyle mi? Evet çok hadi istiyordum ya. Yani en büyük hayalimdi. Şuna inanıyoruz bir gün alabileceğimize. Sonra sizinle tanışıyoruz. Ama ne alakası var? Uyanıyorsun. Ama. Alabilirsin yani. Tarkovski hayatını oraya vakfetmiş bir adam. Oraya oynaman lazım. Burada Flu TV'de dolaşarak. Buradan alamaz mıyım hocam? Buradan alamaz. Mesela Nazım Yılmaz şu anda Survivor'da kameramanlık yapıyor. Sana sesleniyorum Nazım. Hala bekliyorum. Kana çıkıp bana küfredecek. Kapatıyoruz o zaman. Var mı sormak söylemek istediğiniz? Hocam çok teşekkürler. Andrei Tarkovski'yi de böyle bitirdik. Bundan sonra kimi konuşalım?
используя как наш собственный опыт, так и лучшие практики других стран. Что считаю принципиально важным? Нам в целом пока удается оградить от серьезной угрозы людей старших поколений. В детских садах и школах, вузов, других учебных заведений. Естественно, встает вопрос, что необходимо делать дальше, какими будут наши решения. В связи с этим мною принято решение продлить режим для рабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну, с сохранением за работниками их заработных плат. Вместе с тем, ситуация меняется. И в разных регионах, даже в их отдельных муниципалитетах, она также складывается по-разному. У нас большая, очень большая страна. Разная плотность населения. Есть субъекты федерации, где коронавирус уже создал серьезную угрозу для людей. Опережение. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы.